Tekrar merhabalar arkadaşlar. Yine iyi tatiller diliyorum sizlere. Arkadaşlar, bu hisse analizimizin konusu ise Türk Hava Yolları olacak. Türk Hava Yolları bilindiği gibi son günlerde hareketli seanslar yaşamakta. 19-20 aralığından görmüş olduğu satış baskısıyla 15 seviyesinin altına gidip önemli bir panik yaratmıştı. Birçok yatırımcının da yakından takip etmiş olduğu bir hisse senedi olması özelliğiyle çok fazla soru aldığım için bu hisseyi de bugün analiz etmek istiyorum. Arkadaşlar, karşımızda görmekte olduğunuz grafiğimiz Türk Hava Yolları'nın haftalık grafiği. Türk Hava Yolları için hafta içerisinde Twitter adresimden vermiş olduğum analizlerimde Türk Hava Yolları için haftalık pivot seviyesinin 15.80 olduğunu ve 15.80 üzerinde kalmak koşul ve şartıyla Türk Hava Yolları'nın 16.85'i ilk pivot hedefi olarak, pivot direnç hedefi olarak görebileceğini sizlere anlatmıştım. Tabii ki hafta içerisinde yine 2 saatlik grafiklerimizle de çalışıyorduk ve 2 saatlik grafiklerimiz ise yani 120 dakikalık grafiğimiz itibariyle de Türk Hava Yolları'nın 16 seviyesinde bir direnci olduğunu, 16 civarlarında ve bu direnci aşması durumunda hareketliliğinin hız kazanabileceği ifade edilmişti. Şimdi arkadaşlar, Türk Hava Yolları için şurada görmekte olduğunuz gibi geçtiğimiz hafta 15.80 pivotu üzerinde kalması durumunda 15.80 üzerinde 16.85'e kadar devam edebilecek bir yükseliş olasılığının pivot sistem itibariyle hesaplandığını görmüştük. Bu hafta ne olmuş arkadaşlar? Bu hafta en düşük 15.80 seviyesini görmüş. Dolayısıyla pivot seviyesi olan 15.80'in aşağısına inmediği için, bu seviye üzerinde kalmayı başardığı için 16.91 seviyesine kadar yükselmeyi başarmış. Yani 16.85 bizim pivot direncimizde, bunu dahi açmış ve 16.89 ile haftayı kapatmış. Türk Hava Yolları'nın yaşamış olduğu bu hareketliliğe sebep olarak birincisi Brent Petrol ve Ham Petrol'deki bu hafta, daha doğrusu geçtiğimiz hafta yaşanmış olan önemli düşüşler, çok ciddi düşüşler yaşadı. Tabii ki dünya genelindeki petrol fiyatları ulaşım sektörünü global anlamda olumlu etkileyebilecek, masraflarını, çıktılarını, giderlerini azaltabilecek bir faktör olması bakımından karlılıklarını etki gösterecektir. Birinci nokta buydu arkadaşlar. İkinci husus ise Cuma günü düşen bir haber gereği hava yolları şirketlerinin satış yaptıkları biletleri kredi kartlarıyla 9 taksite kadar taksitlendirebilecekleri ve yine konut harcamalarının ise, pardon, konaklama harcamalarının ise turizm sektörüyle ilgili olarak konaklama harcamalarının ise yine 9 taksite kadar kredi kartı ile taksitlendirilebileceği şeklinde bir düzenlemenin yapılacağı şeklindeki haberler turizm sektörüne yönelik olarak bir hareketlilik getirmiş oldu. Türk Hava Yolları da bu durumun etkisiyle haftayı %5.76 primle ve özellikle de dünü, yani Cuma gününü oldukça güçlü bir kapanışla gerçekleştirmeyi başarmış oldu. Türk Hava Yolları için önümüzdeki hafta neler olabilir sorumuzun cevabını yine pivot sistemiyle arayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, pivot sistemle ilgili olarak ben sizlere daha sonra detaylı bir analiz hazırlayacağım, bir çalışma hazırlayacağım. Pivot sistem üzerinde yoğun olarak duruyorum. Çünkü pivot sistem son periyodu, son günleri ve o günlerde oluşan, son günlerde oluşan fiyat hareketlerini dikkate alarak belli bir hesaplama yapmakta ve hissenin önce denge değerini bulmakta. Biz buna pivot seviyesi diyoruz. Ve bu denge değeri oluştuktan sonra bu denge değerinin, yani pivot değerinin üzerinde kaldıkça yükseliş ihtimalinin daha olağanlı olduğu, aşağısında kaldığı zaman ise düşme ihtimalinin daha yüksek olduğu şeklinde yorumlanmakta. Dünyada özellikle forex piyasasında ve döviz çipleriyle ilgili işlemler yapmakta olan traderların çok yoğun olarak kullandıkları bir alsat tekniklerine de çok uygun özellikler taşıyan alım-satım noktalarını veya bir hissenin veya bir enstrümanın yükselebileceği noktayı veya düşebileceği noktayı bize önceden haber verebilen, bir fikir sahibi olmamızı sağlayan bir sistem olması bakımından önemlidir. Zira grafikler üzerinde görmüş olduğumuz destek ve dirençleri herkes biliyor arkadaşlar. Yani şu grafiği açan bir kişi şu noktaya, şu bara baktığı zaman bu barın tepe noktasında bir direncin olduğunu görebiliyor. Veya şuradaki dip noktaya baktığı zaman burada bir desteğin olduğunu görebiliyor. İşte herkesin görmüş olduğu destek ve dirençlere bakıldığı zaman şuradaki, şu seviyelerde bir yükseliş olduğu anda şuradaki direnç noktasını gören bir kişi, birçok kişi bunu gördüğü için bu seviyeden önce satış yapmayı düşünmekte.
İşte bu nedenle ki belli dirençler zor aşılıyor. Bu nedenle bu dirence yaklaşırken bu direnç noktası bilindiği için birçok yatırımcı daha evvelinden satmayı düşündüğünden dolayı dirençlerin aşılması zor oluyor. Ne zaman ki güçlü bir alıcı gelip de bu direnç hacimli bir şekilde geçerse işte biz o zaman o direncin aşıldığından bahsedebiliyoruz. Zor geçildiği için de bu sebepten dolayı da adına direnç deniyoruz zaten. Şimdi arkadaşlar pivot sistemde bir önceki haftanın veya günlük bakıyor isek bir önceki günün, saatlik bakıyor isek bir önceki saatin fiyat gelişimleri dikkate alınıyor ve buna bağlı olarak bir hesaplama yapıldıktan sonra bir sonraki seans için veya bir sonraki saat için şu an önümüzdeki grafik haftalık grafik olduğu için de biz geçtiğimiz haftanın değerlerine bakarak önümüzdeki haftanın nasıl bir seyir izleyebileceğini, hangi noktalarda zorlanacağını, geri çekilme olursa da hangi seviyelerden bir destek bulabileceğini, hangi destek seviyelerine dikkat etmemiz gerektiğini göreceğiz. Arkadaşlar pivot sisteme bağlı olarak bu hafta Türk Hava Yolları'nın pivot seviyesi 16.62'dir. 16.62 seviyesi pivot seviyemizdir. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça 16.89 seviyesinden olabilecek olan geri çekilmeler eğer 16.62 seviyesine yaklaşır iken bir destek olarak karşılanabiliyor. Buralardan bir tepki oluşabiliyor. 16.62'nin aşağısına gelmiyorsak bu durumda 17.45 ardından 17.73 ve burası da aşılır ise 18.56 seviyesi bu hafta için hesaplanmış olan pivot direnç seviyeleridir. Tabii ki birinci dirençten sonra ikinci ve üçüncü dirençlere ulaşabilmek için öncelikle bunların aşılması gerekiyor. Eğer 17.45 seviyesine kadar bir hareketlilik devam eder, bu seviyeden bir geri çekilme olur, 16.62'nin aşağısına inmiyorsak, tekrardan bir yukarı eğilim söz konusu olursa 17.45 seviyesini biz yine direnç olarak kabul edeceğiz. Burası aşılır ise eğer 17.73'e, 17.73 yakınlarından gelebilecek olan satışlar eğer 17.45 seviyesinin aşağısına gelmeksizin karşılanabiliyorsa, yani geçmiş olduğumuz, aşmış olduğumuz direnç noktası artık bir yeni destek noktası haline gelebiliyorsa hissede yükselen trendin devam ettiğini ve pozisyonda kalabileceğimizi düşünebiliriz arkadaşlar. 16.62 seviyesinin aşağısına inersek, yani denge değeri olan pivot değerinin aşağısına inilir ve bu seviye aşağısında kapanışlar olmaya başlarsa bu durumda 16.34 ardından 15.51 ve 15.23 seviyelerine kadar devam edebilecek bir geri çekilme riskinin ihtimalinin oluştuğundan bahsedebiliriz. Affedersiniz. Şimdi arkadaşlar pivot verileri olarak bunu ifade ettim. Bir de günlük olarak bakalım. Yani pazartesi günü için hangi seviyelere dikkat etmemiz gerektiğine bakalım. Pazartesi günü için arkadaşlar 16.74 seviye pivot seviyesi olarak hesaplanmış. Eğer günlük işlem yapmaktaysanız, gün içi işlem yapmaktaysanız, sadece içinde bulunduğunuz günü önemsiyorsanız bu durumda pazartesi günü için dikkat edilmesi gereken seviye 16.74. 16.74 seviyen pivot seviyesidir. Bu seviyenin üzerinde kalınmakla 17.21 ve 17.37 seviyesi ardından da 17.84 seviyesi pivot dirençleri olarak karşıma çıkmakta. Dikkat ederseniz 17.37 bir önceki grafiğimde 17.45 seviyen vardı. Demek ki 17.40'lara yaklaşırken dikkat etmeliyim. Bu seviyelerde zorlanma olabilir. En azından 17'ye doğru bir geri çekilme ihtimali, 16.80-17 aralığının tekrar test edilme ihtimali veya isteği söz konusu olabilir. Ve bu dirence giderken de 17.20 bir ara direnç gibi dikkate alınmalı. Yani 16.89 seviyesinden kapanış yapmış olan Türk Hava Yolları için pozisyon taşıyan veyahut da yeni alım düşünen arkadaşların pozisyon içerisinde oldukları süre içerisinde Türk Hava Yolları için 16.90 üzerindeki seyrinde 17.20'ye ve 17.40-45 aralığına dikkat etmeleri, bu seviyelerin bir direnç özelliğinde olduğunu, bu aralığın geçilmesi durumunda 17.90'lara, 17.95'lere doğru, daha doğrusu 18'e doğru hareketin hızlanabileceğini pivot sistem verileri itibariyle görebilmekteyiz. Arkadaşlar pivot verilerimizi bir de Fibonacci çizimiyle, Fibonacci tekniğiyle de teyit etmeye çalışalım. Son olarak 19.54 seviyesinden başlayan ve 13.85 seviyesine kadar devam eden geri çekilmeyi iki noktayı referans almak kaydıyla, bu iki seviyeleri referans almak kaydıyla yaptığımız, çizdiğimiz Fibonacci çizimiyle çalışmasında görmekte olduğumuz durum,
kuruluşu arkadaşlar 13.85'ten başlayan tepkinin 23.6 olarak gördüğümüz 15.19-15.20 direncini aşmasıyla birlikte %38.2'ye denk gelen 16.02 direncimiz mevcut idi. Bu direncin de aşılmasıyla birlikte bir sonraki direnç olan %50 seviyesine, yani 16.70 seviyesine doğru hareket hızlandı ve Cuma günü bu seviyenin de üzerinde, bu direncin de üzerinde bir kapanış gerçekleşti. O halde Fibonacci kriterlerimiz itibariyle arkadaşlar 16.70 seviyesi üzerinde durmamız, üzerinde kalmamız ve destek kabul etmemiz gereken kritik bir nokta. 16.70 üzerinde kalıyorsak, 16.70 aşağısına gelmiyorsak, dikkat ederseniz haftalık pivotumuz da 16.62 idi. O halde 16.60-16.70 bölgesinin aşağısında bir kapanış yaşamıyorsak, bu durumda Fibonacci kriterleri itibariyle de bir sonraki Fibonacci hedefi, bir sonraki Fibonacci direnci %61.8 oluyor arkadaşlar. Yani 17.37. Hatırlarsanız 17.37 aynı zamanda günlük pivotumuzdu ve 17.45'te de haftalık birinci pivot direncimiz bulunuyor. Yani biz 17.30-40 bölgesini veya 17.30-17.50 bölgesini, 17.20 seviyesinde bir Fibonacci direncimizin var olduğunu da görmüştük. Bu seviyenin de bir direnç özelliği taşıyabileceği de dikkate alabiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar 17.20 ile 17.50 aralığı zorlu bir bölge olabilir. Bu bölgede bazı dirençlerimiz mevcut. Gerek Fibonacci gerek pivot dirençleri. Bu bölgede bir zorlanma yaşanabilir. Bu bölgeden ufak bir geri çekilme, bir kar realizasyonu gelebilir. Bundan sonra hareket hızlanabilir veya hareket devam edebilir diyelim daha doğru bir ifadeyle. Veya bu seviyeler bir tap nokta olabilir. Buradan net bir geri çekilme de yaşanabilir. Bunun hiçbir garantisi yok. Onun için bu direnç seviyelerinde durumun ne olduğuna, satışların ne ölçüde yoğunluk kazandığına, para çıkışının olup olmadığına ve hangi kurumların satıcı pozisyonunda olduklarına gün içinde dikkat etmeniz gerekiyor. Bu dikkati gösterirseniz arkadaşlar doğru bir noktadan hissenizde realize etme şansını yakalayabilirsiniz. Veyahut da olası geri çekilmelerde paniklemez, yoğun bir para çıkışının olmaması, güçlü kurumların veya birkaç gün öncesinden pozisyon almış kurumların satış yapmıyor olmalarını tespit edebilirseniz bu olası devam edebilecek olan yükselişlerde istifade etme imkanınız olabilir. Bunun için gün içerisindeki bazı kriterleri, bazı dikkat edilmesi gereken unsurları, ki bunlar para giriş ve çıkışıdır, alıcı ve satıcı kurumların kimler olduğudur ve son günlerde alım yapmış olan kurumların neler yaptıklarını izlemek ve takip etmektir arkadaşlar. Şimdi Türk Hava Yolları ile ilgili olarak geçtiğimiz hafta aracı kurumların neler yaptığını bir bakalım isterseniz. Arkadaşlar Türk Hava Yolları hissemin aracı kurum dağılımını getiriyorum ve hızlı bir bakışla Merrill Lynch'in geçtiğimiz hafta pazartesi ile cuma günü aralığında geçtiğimiz hafta 3.130.000 not civarında alım yaptığını, Deutsche'nin 1.900.000 not civarında alım yaptığını, QNB Finans Bank'ın 1.500.000 nota yakın bir alımda olduğunu görüyorum. Satıcılar arasında ise en çok satan İş Yatırım 3.000.000 nota yakın satmış, vakıf ve kreditin satışlarını görmekteyiz. Bu tabloyu birazcık büyütelim isterseniz arkadaşlar ve burada şu hususu göstermek istiyorum size. Türk Hava Yolları'nda ilk 5 kurumda 8.900.000 yani 9.000.000 not alım gerçekleşmiş. Satış bazında ise 6.700.000 civarında bir satış gerçekleşmiş. Dolayısıyla Türk Hava Yolları geçtiğimiz hafta yükselişini aynı zamanda para girişi desteğiyle yaşamış. Yani alıcıların fazla olması, alıcı ve satıcı arasındaki farkın alıcılar lehine, yani 2.200.000 lot civarında alıcılar lehine olması demek Türk Hava Yolları'nın önemli bir para girişi yaşadığını ifade ediyor ve Türk Hava Yolları'nda henüz bir para çıkışı oluşmamış. Dolayısıyla pozisyonlarını koruyan kurumların önemli ölçüde var olduğunu görmekteyiz. Genel bir takas durumuna bakacak olursak arkadaşlar tablomuz üzerinde F8 tuşuna basıyorduk kısa yol tuşu olarak ve Türk Hava Yolları'nın genel takas tablosu karşımıza geliyordu. Burada gördüğümüz gibi Citibank yabancının %38 civarında bir pozisyon taşıdığını, Deutsche yabancının ise %21 civarında bir pozisyon taşıdığını görmekteyiz. Buradan hisse tarihsel diyelim arkadaşlar ve yabancıların geçen hafta ne yaptıklarını toplu bir özet olarak görmeye çalışalım. Yabancılar arkadaşlar geçtiğimiz hafta tarih aralığını 19 ve 23 bölgesine aralığına getiriyorum. Geçtiğimiz hafta arkadaşlar şuradan bir sıralama yapalım. Deutsche yabancının 7.000.000 TL üzerinde
alım yaptığını, City yabancının ise 1 milyon 600 bin not civarında alım yaptığını, HSBC'nin ise 1 milyon nota yaklaşan bir alımı olduğunu geçtiğimiz hafta içerisindeki tarih aralığı itibariyle görmüş bulunmaktayız arkadaşlar. Arkadaşlar sizlere dün bir analiz, bir çalışma aktarmıştım ve hisseler üzerinde hareketli ortalamalar ile alsat taktiklerinin nasıl uygulanabileceğini, stratejilerin nasıl uygulanabileceğini anlatmıştım. Bununla ilgili olarak ikili hareketli ortalama örneğini vermiştim ve yine hangi hissenin en iyi, herhangi bir hissenin en iyi çalışan veyahut da en başarılı olan, en çok kazandıran hareketli ortalamasının nasıl tespit edildiğini anlatmıştım. Şimdi bu çalışmayı mevcut videolarım arasında bulabileceksiniz. Ancak ben Türk Hava Yolları ile ilgili olarak da bir örnek olması bakımından Türk Hava Yolları'nın en iyi çalışan hareketli ortalamasının şu anda hangi konumda olduğunu görelim. Türk Hava Yolları evet olumlu bir seyir içerisinde. Acaba bu gösterge hangi konumu ifade etmekte? Sistem tester'a geliyorduk arkadaşlar. Buradan isim vermiş olduğumuz bu formülümüze isim vermiştik biliyorsunuz. Ve buradan simülasyon demek kaydıyla Türk Hava Yolları ile ilgili olarak gelecek olan sonuçları bekliyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi buradan çalıştır diyorum ve 500 bar olarak, yani son 500 gün, son 500 iş gününü hesap edecek şekilde yaklaşık 2 yılı dikkate alan bir istatistik çıkaracak benim karşıma. Arkadaşlar, gelen istatistik şunu söylüyor: %462 civarında bir getiri oluşmuş. Bu getiri hangi sistemle oluşmuş? 4 ve 15 hareketli ortalamaların kullanılmasıyla oluşmuş. 4 günlük ve 15 günlük üstel hareketli ortalama. Formülümüzü yapılandırırken üstel hareketli olarak yapılandırmıştık. Formülle ilgili detaylar bahsetmiş olduğum videonun içerisinde var zaten. 4 ve 15 günlük hareketli ortalamalar kullanılmak kaydıyla %462 oranında disiplinli bir trade mantığı içerisinde olunduğu zaman elbette ki karlı işlemler ve zararlı işlemler olmuş ama sonuç itibariyle karlı işlemlerin yaratmış olduğu marj bu imiş ve sonuç itibariyle arkadaşlar 22.10 tarihinde Türk Hava Yolları için bu hareketli ortalama kombinasyonu 15.46 seviyesinden al sinyali vermiş ve şu anda 16.89 seviyesinde olduğumuz dikkate alınırsa 15.46'dan gelen al sinyali 16.89 seviyesinde hala devam etmekte. Ve biz bunu bir de grafik üzerinden görelim dersek arkadaşlar, şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Grafik üzerinde bu haftalık grafiğim, yalnız bunu günlüğe çevirmem gerekiyor. Evet arkadaşlar, şu seviyelerde, yani 17.74 seviyesinde en son sat sinyali üretmiş 3 Ekim tarihinde ve ardından 15.49 seviyesinden ise al sinyali üretiyor ve görmüş olduğumuz tablo bu şekilde. Alttaki grafik ise portföyümüzün ne seviyede olduğunu, ne kadar ilerlediğini gösteren bir tablodur. Bu konuyla ilgili olarak ayrıntılı açıklamalar zaten bahsetmiş olduğum videoda izah edilmiş durumda. Sevgili arkadaşlar, Türk Hava Yolları ile ilgili olarak söyleyeceklerim bunlardan ibaret. 16.60-16.70 aralığının aşağısına gelmiyorsak ve bu seviyenin üzerinde kalmaya devam ediyorsak Türk Hava Yolları için 17.45 17.50'ye kadar devam edebilecek olan bir hareketlilik mümkündür. 17.20-17.50 aralığına dikkat etmekte fayda var. Bu bölgelerde bazı ara dirençlerimiz bulunmakta. Bir de arkadaşlar, bir farklı bir çizim daha yapalım isterseniz. Bir de Fibonacci impulse dediğimiz bir hissenin nereye kadar yükselebileceği ve nereye kadar düşebileceği konusunda bizlere fikir veren bir teknik yöntemdir. Şu seviyelere kadar yaşanmış olan geri çekilmeyi referans olarak kabul edebiliriz. Buradan şöyle bir çizim yolu yapıyoruz ve %61.8 noktasında bir direncim olduğunu söylüyor. Yani %61.8 ise 17.30'a tekabül etmekte. Bildiğiniz gibi 17.30 seviyesi de az önce ifade etmiş olduğum gibi 17.20-17.50 aralığında bir direnç bölgenin olduğunu, bu dirence de bir kez daha dikkat etmem gerektiğiyle ilgili ikinci bir uyarıyı da buradan görmüş bulunmaktayım. Diğer göstergelere baktığımız zaman da arkadaşlar, buradan bir talep konsantrasyon göstergemize bakalım. Evet, olumlu durumda. Haluk göstergemize bakalım. Güç göstergesi olarak olumlu durumda ve referans noktası, referans olarak %70 referansı yukarı yönlü kesme eğilimi içerisinde herhangi bir olumsuzluk görmüyorum.
Dolayısıyla arkadaşlar Türk Hava Yolları teknik olarak olumlu görünümünü devam ettirmekte, ancak kritik direnç noktalarına da dikkat etmemizde yarar bulunuyor. Şimdi arkadaşlar bir de Koza diyelim. Koza'ya çok fazla zaman ayırmayacağım. Çünkü bu Türk Hava Yolları üzerinde oldukça yoğun durdum. Aynı yöntemle siz Koza'yı da Türk Hava Yolları'nda dikkat etmiş olduğu kriterlere bakarak Koza'yı da analiz edebilirsiniz. Ben sadece sizlere Türk Hava Yolları'nın bu hafta, pardon, Koza için grafiğimi Koza'ya çevirmem gerekiyor. Evet arkadaşlar, Koza için tabloya bakalım. Koza için geçtiğimiz hafta 6.46 seviyesi pivot seviyesiymiş ve bu pivot seviyesinin aşılması durumunda, aşağısına gelinmemesi durumunda 7.34 ve 7.76 seviyeleri pivot dirençleriymiş. Yani 6.46 üzerinde kalınmak şartıyla bu seviyelere kadar yükseliş ihtimali olabilirmiş. Dolayısıyla arkadaşlar geçtiğimiz hafta ne oldu? 7.43 seviyesi, pardon, geçtiğimiz hafta 6.72 seviyesi en düşük değer olarak görüldü ve en yüksek 7.78 görülerek 7.60 kapandı. Dikkat edin arkadaşlar, 7.78 seviyesi bizim geçtiğimiz haftadan bildiğimiz neydi? Pivot direncimiz 7.76 idi. Yani bu seviyeye kadar yükseliş yaşanmış ve ardından 7.60 seviyesinden bir kapanış gerçekleşmiş. Pivot dirençleri çok net bir şekilde bizlere fikir vermeye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar, bu hafta için, önümüzdeki hafta için 7.60 ile kapanmış olan Koza'nın hangi pivot seviyeleri, pivot destek ve dirençlerine dikkat etmemiz gerektiğine bakalım. 7.43 seviyesi bu hafta için arkadaşlar pivot seviyemiz. Bu seviyenin aşağısına gelmemeliyiz. Bu seviyenin üzerinde kalmak koşul ve şartıyla 8.13, 8.49 ve ardından 9.19 seviyesine kadar devam edebilecek. 8.13 aşılırsa ve destek olursa 8.49. 8.49'dan geri dönüş olmaz ve burası destek olursa 8.49 desteğiyle 9.19'a kadar devam edebilme ihtimali mevcut görülmekte pivot sistem tekniğine göre. Öncelikli olarak 7.43 seviyemizi pivot desteği olarak haftalık bazda dikkate almak durumundayız. Günlük olarak grafiğimize bakacak olursak, yani pazartesi günü ne olabilir? Pazartesi günü hangi seviyelere dikkat etmeliyiz noktasına baktığımız zaman, pazartesi günü içinde benzer şekilde 7.41 seviyesinin destek olduğunu görüyorum. 7.41 seviyesinin aşağısına gelinmeme kaydıyla 7.99'a kadar devam edebilecek bir yükseliş olasılığı mevcuttur. Eğer 7.99'dan bir dönüş olmaz ise, olsa dahi 7.41 yakınlarına, 7.50'ler civarına doğru bir geri çekilme sonrasında yeniden bir hareketlenme yaşayabiliyorsak, 7.41'in aşağısını görmüyorsak, bu durumda 8'e doğru, yani 7.99 direncinin bir kez daha zorlanmak istenebileceğini düşünebiliriz. Buranın aşılması durumunda ise 8.18 ve 8.76 bir önceki haftalık grafiğinde olduğu gibi yine 8.13 seviyesinin, burada dikkat ediyorsunuz, direnç olduğunu görmekteyim. Bu seviyeye doğru hareketlenme ihtimali olabilecek durumdaymış. Arkadaşlar evet, bu arada saatimiz 12 olduğu için, 24 olduğu için derhal Matrix üzerinde bir sıfırlama işlemi gerçekleşiyor. Ben grafiğini tekrardan size aktif hale getireceğim. Evet, 24'te Matrix böyle bir uygulama yapıyor. Bütün verileri sıfırlıyor. Evet, eski halimize geldik arkadaşlar. Haftalık grafiğim üzerine tekrardan grafiğimi tekrardan yaratıyorum. Şimdi arkadaşlar burada Koza ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken değerleri ve hususları sizlere ifade ettim. Koza ile ilgili olarak arkadaşlar bir de geçtiğimiz hafta özellikle takas konumuyla ilgili olarak nelerin olduğuna bir bakmaya çalışalım. F8 tuşumuz aracılığıyla tablomuzu çağırdık. Ardından hisse tarihsel diyoruz arkadaşlar. Ve Koza için pazartesi ile cuma arasında hangi kurumların daha etkin bir şekilde işlem yaptığını görmeye çalışalım. Lot bazında 13 milyon lot City yabancının alım yaptığını görüyorum. Deutsche yabancının ise 6 milyon 300 bin lot civarında alım yaptığını görüyorum. Satıcılar içerisinde ise arkadaşlar Ekonomi Bankası ve İş Yatırım'ın satış yaptığını görmekteyim. Ancak şuradaki 13 milyon City yabancı alımı, Deutsche'nin 6 milyon civarındaki alımı, yaklaşık 20 milyona yaklaşan alım oldukça kayda değer, ciddi alımlar olarak değerlendirilebilir. O halde arkadaşlar Koza yükselişini devam ettiriyor. Teknik durumu olumlu olmaya devam ediyor. Ancak geçen hafta gerçekleştirilen alımların bu hafta satışa dönmeyeceğinin bir garantisi yok. Bu sebeple gün içerisinde
kimlerin aldığını, kimlerin sattığını dikkatli bir şekilde takip etmekte, direnç noktalarında özellikle kimlerin sattığına, yabancı kurum satışlarının olup olmadığına dikkat etmekte, pozisyon taşıyanların daha uygun, daha doğru bir zamanda karlılıklarını realize etmelerine imkan sağlayabilmesi bakımından büyük önem taşımakta. Arkadaşlar, bol kazançlı ve bereketli bir hafta diliyorum. Hoşça kalınız, saygılarımla.